It's a big fight. I used to be 14 in the crib, trying to be a trap. Yüzümü gösterip giriş yapma üşendim çünkü arkadaşlar. Yakışıklı değilim. Başka hiçbir şey yok. Şimdi arkadaşlar direkt ekipmanları tanıtımına geçelim. Burada bir tane koltuğum var. AK Racing diye mi okunuyor? AK Racing mi bilmiyorum. Böyle zaten. Geçen videodan da gördüğünüz gibi burada daha çok değişen ekipmanları göstermeye çalışacağım ve onların fiyatlarını göstermeye çalışacağım. Hepsini zaten güzel bir video olacaktır inşallah. Şimdi arkadaşlar burada bir tane Blue Yeti mikrofonum var. Mikrofon standı şöyle geliyor. Bu arada odama yeni aldığım bir tane su sebili var. Böyle tatlı bir şey. Hayat kurtaran. Şöyle göstereyim işte. Gizli damacanız falan var. Bunda arkadaşlar bana bir tane takipçi hediye etmişti. İsmini hatırlamıyorum. Hatırlayamadım şu anda. Şu anda hatırlayamadım. Videodan önce hatırlıyordum. İsmini söyleyecektim ama tekrardan teşekkür ederim bu güzel hediye için. Şöyle klavyemi göstereyim arkadaşlar. Klavyem Apex Pro TKL. SteelSeries Apex Pro TKL. Tuşları ne kirli gibi gözüküyor. Çünkü flaşım açık. Olsun. Burada bir tane klavyem var işte. Burada Anne Pro'nun keycaps'leri var. Burada bir tane 150 TL'lik bir tane beyaz klavyenin keycaps'leri var. Mousepad'im kirli, kusura bakmayın. Direkt random video çekiyorum. Çünkü şöyle diyeyim. Video atacak şu anda gücüm yok. Çünkü Fortnite oynamıyorum. Şu anda bile hani zevkini açtım böyle gözüksün diye. Apex Pro klavye var. Apex Pro hakkında şöyle şey söyleyebilirim. Bu arada bunun fiyatı 2000 TL olması falan lazım. Apex Pro arkadaşlar şu anda dünyanın en iyi klavyelerinden. Ama arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Apex Pro'nun arkadaşlar dokusu glossy deniyor. Türkçesi neye denk geliyor? İşte böyle parlak, parlaksiyah işte glossy dokusu var keycaps'lerin. O yüzden basarken biraz parmaklarınız kötü oluyor. Onun harici Apex Pro zaten dünyanın en iyi klavyelerinden birisi biliyorsunuz. Kulaklığım HyperX Cloud Stinger Wireless var. Bunun fiyatı da 1500 TL falan olmasa da. Bu arada yanlış olabilir. Zaten şurada veya şurada falan gözüküyordur fiyatı. Şöyle şu anda ana oynadığım gaming mouse'un Final Mouse R58 var. Şöyle göstereyim bu bebeğimi. Şurada Ninja'nın imzası var. İşte böyle scroll falan var. Böyle seksi bir şey. Biraz kirlenmiş bu ya. Ben bunu temizleyeyim. Böyle bir şey arkadaşlar. Şu an flash açık olduğu için biraz garip duruyor. Bu şu anda fiyatı ne kadar... Lan... Aha. Şöyle göstereyim. Burada SteelSeries mouse bungee var. Mouse kablosunun uzaklığını da şöyle göstereyim eğer çok merak edenler varsa. Setup'ımda nereye denk geldiğini. Mouse kablosunun bungee uzaklığını böyle tutuyorum. Böyle Logitech G Pro Wireless var. Arkadaşlar şöyle diyeyim. Logitech G Pro Wireless çok iyi mouse'lar. Yani şu anda alabileceğiniz en iyi mouse'lardan biri. Final Mouse'a kafa kafaya gider. Hatta yani ben neden kullanmıyorum? Ben sevmiyorum. Hem de benim skate'leri şey oldu. Şöyle göstereyim. Kayan skate'leri bozuldu. O yüzden başka bir mouse'unkini taktım falan. Çalışmamış. Onu yayın bilgisayarı için kullanıyorum. Şey göstermeyi unuttum. Burada mousepad var. Glorious mousepad 3x large. Boyutu şöyle göstereyim. Tabii göze çarpan ve herkesin sorduğu. Bir adet Elgato Stream Deck'imiz var burada. Şuna bastığımızda ekran kapanıyor. Şuna basınca kamera kapanıyor. Böyle güzel, seksi bir şey. Ondan sonra burada bir tane Xbox kontrolörüm var. Xbox One S olması lazım. Tam olarak modelini bilmiyorum. Zaten kontrolör oyuncusu değilim. Bunu öyle zevkine aldım. Oyunlar oynarken Fall Guys olsun, başka şeyler olsun. Böyle yani. Burada Anne Pro var. Anne Pro 2 klavye. Bunun da ikinci bilgisayarım için kullanıyorum. Zaten gördüğünüz gibi renkli keycaps'leri var. Bunu keycaps'ini alıp birazını buraya taktım zaten gördüğünüz gibi. Sizce arkadaşlar klavye nasıl olmuş? Klavye 10 üzerinden, hatta arkadaşlar klavye ve mouse 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Şöyle koyayım. 10 üzerinden sizce kaç puan arkadaşlar? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Hepsini okuyorum bu arada. Yemin ederim yorumların hepsini okuyorum. Burada bir tane Logitech C922 kamera var. HD 1080p falan filan. Rip Soldier bana arkadaş isteği atıyor. Burada arkadaşlar bir tane ne var? Yusko Derman var arkadaşlar burada bir tane. Burada bir tane de Fortnite var. Şaka yapıyorum tamam. Burada bir tane 144 Hz Asus monitörü var. Şöyle arkadan da göstereyim merak edenler için.
modelini bilmiyorum ama böyle bu 180 derece dönen. Sonra burada 240 Hz monitörüm var. Asus'un PQ258Q modeli olması lazım. G-Sync'i falan var ama ben kullanmıyorum. Arkasında şöyle göstermeye çalışayım. Ne kadar gözükürse artık. Böyle arkadaşlar, setup bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir tane çöp kutusu falan var. Şöyle bilgisayarları göster. Arkadaşlar, şimdiden az sonra göreceğiniz görüntüler için özür dilerim. Kablo düzenim yok. Kablo düzenim neden yok? Çünkü arkadaşlar, kabloları ben her gün değiştiriyorum yani. Her gün başka bir şey takıyorum. Her gün bir şey çıkarıyorum. Canım sıkılıyor. Mesela masanın yerini değiştiriyorum. Setup'ı uzaktan da göstereceğim. Kablo düzenimiz böyle arkadaşlar. Kablo düzen koymanın imkanı yok. Çünkü mesela su sebili var. O da şuradaki prize bağlı. Odamda 3 tane priz var. Yani bir burada var, bir burada, bir de televizyonum için var mesela. Yani o yüzden kablo düzeni yapmam imkanı yok. Onun için kusura bakmayın. Ben zaten çok takılmıyorum. Şöyle kasanı göstereyim. i7-9700K var. 2060 falan var. Yeni kasa almayı düşünüyorum ama param yok. Burada yayıncı bilgisayarım var. Elgato var. Burada bir yerdedir. Ben göremedim. Elgato'm kaybolmuş lan. Neyse arkadaşlar, orada bir yerdedir. Setup'ın şöyle uzaktan görüntüsü de göstereyim. İçerik master mikrofonu kullanmayı unutmayın. Video bu kadardı. Umarım sevmişsiniz arkadaşlar. Sevmişsinizdir arkadaşlar. Eğer bu video 4000 like gezirse bir sonraki videoda facecam olacak ya da yüzümü gösterdiğim bir video olacak. Oyun oynarsam facecam falan olur. Belki alışabilirim. Çirkinliğime falan. Kendimle barışık olabilirim. Şaka yapıyorum bu arada. Ama teşekkür ederim şimdiden. Video 4000 like gezirse beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve dediğim gibi klavye mouse'un üzerine yorumlamayı unutmayın. Hoşça kalın. Bye bye. A lot on my psyche, on my mind. I ain't talking hats, nigga. Like I said on that siphy when I train it to the